Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyeti var. Maçı konuştuk az sonra. Basın toplantıları takım oyununda olacak. Bakalım Erol Bulut ve Eden Eaton basın toplantısında daha ayrıntılı olarak neler söyleyecekler. Fenerbahçe'nin bu arada 9 sezon sonra sevgili Gürcan ilk 6 haftayı yenilgi almadan tamamladığını vurguluyorlar. Önemli bir istatistik. 9 sezondur ilk 6 haftada mutlaka yenilgi görmüş Fenerbahçe. Ya, Papisic ise bugün, onu soracağım, 1 gol 1 asist. Beyaz Hocam, Papisic ise Gustavo hani inanılmaz mücadele ediyor. Ya sanki 2 kişilik oynuyor. Ama maçı döndüren Tisserand'la Valencia. Tisserand değil mi? İlk yani, yarıda da Sosa'nın kötü oyununu bir nebze örtmeye çalıştı. İkinci yarıda da Ozan'ın o öne çıkışlarındaki en büyük katkı tabii ki Gustavo'nun orta sahanın defansif yükünü tamamen yüklenmesiyle alakalı. Bence çok formda, çok iyi gidiyor. Bir de enerjisini 90 dakikaya yayıyor Ender. Şimdi sen çok güzel bir şey söyledin. Vakeme ile Abdülkadir ile ilgili konuştun. İkinci yarı bittiler dedin. Şimdi bu arkadaşlarımız aldıkları her topla böyle 2-3 kişiyi geçmeye çalım atmaya çalıştılar. Enerjilerini yarım devrede zaten tükettiler. Alverde yapamayınca. Futbolcuda da en önemli şey odur aslında. Enerjini 90 dakikaya yayacaksın. Her seferinde alıp 3-5 kişiyi çalımlayamazsın. Bazen basit oynayacaksın. Yanına alver yapacaksın. O şekilde oyunun ikinci yarısında diri kalacaksın. Gustavo bunları çok iyi yapıyor. Hiç ekstraya girmiyor. Alıyor, veriyor. İkili mücadelelerde hep diri, hep rakibi takip eden bir oyuncu konumunda. Orta sahada şu anda hakikaten işin defansif yönünü, yani defansının önündeki adam rolünü çok iyi oynuyor. 70'li dakikalardı. Kendi yarı sahasında bir top kaptı. Mert Hakan ilerledi. Hatta hocamla beraber soldan, ne yapıyordu? Soldan boş koşu yaptı, bindirme Mert vurdu. Yaptı. Sonra da pişman oldu. Bir de döndü, Mert'e fırça attı vermedi. Haklı diye. Ama. Yani bir 60-70 metre deper attı. 70-75 falandır ya hocam. Oyun bilgisi, kesinlikle vermesi gerekirdi. Oyun bilgisi topu. Gustavo'nun ve uygulaması birinci sınıf Ender. Yani futbolu iddia ediyoruz ya, fizik güç değil. Akıl, zeka, bütün sporlar. Voleybol, basketbol, yani handbol, futbol. Yani hep fizik güçten. Abi, hep Gustavo geçen şeyde de konuştuk mesela. Fizik para, gücü antrenmanı mesela ya. Daha fazla yapıldığını helal söyledik. Olsun. Ama helal adamların geçmişinde Bayern Münih, Hoffenheim, şöyle bakıyorsun Gustavo'ya, Marsilya, Brezilya milli takımı. Adam uygulama becerisi var. Mühim olan farkındalık düzeyi yüksek. İşte sporcular başarılı oluyor. Belirli bir yaşta, bak şimdi en son bir şey söylüyorum. Hacı Alex gibi, şimdi çok yetenekli oyuncu değil Gustavo. 33 yaşında fizik gücüyle oynayan bir oyuncu ne yapıyor? Akıl katıyor. Nerede ne zaman gideceğini, nerede duracağını çok iyi biliyor Ender. İşte oyun bilgisi çok yüksek. Bir de uygulaması bunu. İşte hocam o zaman ne oluyor? Bu tarz oyuncular gelirse eğer, böyle yabancı fayda sağlıyor. Ama 3 milyon euro veriyorsun senede. Veriyorsun da yani o, buna ver hiç olmazsa. Yani, kimlere ne paralar veriliyor? Dediğin gibi yani Fenerbahçe'de 2 oyuncunun aldığı sözleşme 2 milyon euronun üstünde. Biri Gustavo. Helal olsun abi. Tabii. Hak ediyor ama. Yani parayı işte karşılığını da, veriyor abi. Bu da işte bütçeyle orantılı. Yani iyi para verebileceksen, o bütçen varsa iyi oyuncuyu getirip oynatıp farkını ortaya koyuyorsun. Bir de takımın içinde de örnek oluyor. Takımı da itiyor. Yani bakıyor arkadaşlar, ulan diyor bu adam neler yapıyorlar, biz de bir kımıldayalım falan diyorlar abi. Şimdi şey de var Ender. Mesela bak bugün Perotti, Ferdi, Tiam, Serdar 18'de yoklar. Tabii. Farklı sebeplerle. Tabii yani çok çok ciddi bir kalite getirdiler takıma. Yani 18 transfer ve 18 oyuncu ile ilgili belki bir ikisiyle ilgili niye alındı konuşmamız olabilir ama hepsi ilk 11'de oynadığı zaman neden oynadı diyemeyeceğiniz transferler yaptılar. Ve işin öbür tarafında mesela bugün Rea Hocam da söyledi. Yani yaptığı hamleler Erol Bulut'un. Erol Bulut da Fenerbahçe teknik direktörü oldu bence bugün. Yani 46. dakika Sosa'yı alıyorsun ki Sosa'yı alması riskliydi tabii. Riskli. Ama öbür onu konuştuk. Ama öbür taraftan kendi taraftarı linç ediyordu. Bence oyuncusunu korudu. Yani orada risk yoksa başarı olmaz. Zaten tabii, tabii, eski, 1-0 eski geride takımına, yani o risk. O, eski yani takımına, o normal yani yapması. Hatta risk bile değil. Bana göre normal.
bir Fenerbahçe teknik direktörün o hamleyi yapması gereken der. Tersi durumda işte olacak. Hedef sen oluyorsun. Ama hedef ama korkmayacaksın. Eğer korkarsan zaten başarısız olursun. Hayır, orada şu var. Korkup falan değildir ya hocam. Şimdi Sosa 35 yaşında. Eski takımına karşı çıkmış sahaya. Hata iyi oynamamış. Şimdi bazen bu değişiklikler oyuncuda da ters tepebilir. Belki adam ikinci yarı yanıt vermek isteyecek. Kendini affettirmek isteyecek. Farklı bir reaksiyon vermek isteyecek. Bence Erol Hoca hissetti. Bugün kötü günündesin dedi. Bugün iyi bir günün yok. Yani o kementi atarak, o değişikliği yaparak kendi taraftarından, yani Fenerbahçe taraftarından korudu Sosa'yı. İkincisi, mesela normalde bu tip balkon olayları olmaz bu galibiyetlerden sonra Fenerbahçe'de. Yani şu bütünleşme, yani takımla taraftarın bütünleşmesi, o sinerjiyi yaratması, o yolu birlikte yürümeye başladıklarına verilen bir karardır. Bu Feyyaz Hoca da oynadı, sen de antrenmana çıktın. Fenerbahçe'de ben sıralar muhabirdim. Antrenman çıktım da yani ben Altay'dan gittim. Anlaştık diye. Turul Koparan vardı başkan. Dedi ki 3 oyuncuyla takas olacak. Fenerbahçe'yle dizim de kırılmıştı. Öyle çıktım. Dizim kırılmadan önce zaten Tahsin Kaya dönemi Rıdvan Dilmen hocam, araya girdi. Çok istediler. Olmadı. O zaman Turul Koparan neydi biliyor musun? 7 oyuncu istiyorum takasta. İş öyle olmadı. Antrenmana çıktım. Ama sen orada işte fotoğraflar ya, çekildi. 7 oyuncu istedi ya. Dizim de kırık Ender. Düşün, bir sene önce amirli takıma seçilmişim. Ligde 16 gol atmışım. Arkasından dizim kırılıyor. Gidiyorum Fenerbahçe'de antrenmana çıkıyorum. Dizim patella kırığı var bende, düşün. Ona rağmen bir hafta çıkıyorsun antrenmana. Veselinovic zamanı, Ömer Kaner biliyor Gürcan. 3 oyuncu 7 oyuncuya dönüyor. Metin Aşık rahmetli de o zaman başkan. İyiydi de yani. Biz kesin aldılardı. Sen oradan Trabzon'a gittin değil mi? Tabii Trabzon'a kiralık gittim. Neyse yani. Feyyaz Hocam daha iyi bilir. Yani Fenerbahçe takım seyircisiyle koşar abi. Yani seyircisini arkasına almışsa, o sinerjiyi yaratmışsa bu takımın sonuç istikrarı. Oyun konusunda değişebilir ama sonuç istikrarı devam eder. Yani çok kötü bir maç oynuyorsunuz. İlk 45 dakika çok iyi değil. Rakip sizi domine etmiş. Trabzonspor için söylüyorum. 1-0'da yenik duruma düşmüşsünüz. Teknik direktör çıkıyor. Sen çıktın, sen girdin diyor. Çok radikal, çok sert bir değişiklik yapıyor. Onun ardından 3 gol atıyorsunuz. Gürcan, yani bugün şöyle de düşünelim sana katkı olarak. Devam etseydi, ikinci yarıda da Sosa kötü oynamaya devam etseydi, o zaman çok daha büyük bir kriz yaşanacaktı. Ama ya bir de şoktur o bir takım için değil mi Feyyaz? Bir şok, içeri giriyorsun. Yani Sosa bile çıkıyor. Yani Sosa demek çıkıyor. Ki... Sizse bir de karşı rakibe de mesaj veriyorsun. Ne o Ender antrenörlükte en önemli mesaj? Bilinmeyeni, öngörülmeyeni yapmalısın antrenörler. Şimdi orayı Sisse'yi görünce Newton demiştir ki ya Sosa çıktı yani orta sahada, yani takıma ne yapacak, oyun aklı çıktı, ne yapacak? Dört kim oynayacak? Başka bir şey tabii, mi var? Oyunda... Yani, şimdi Pelkas oraya geçince Ozan'la Gustavo zaten Reha hocam kaleye yakın farkında. Oynamanın avantajını kullanıyor. Sürekli sözü sizden alıyor. Ben o zaman şuraya geleyim. Yok. Sen doğru bir konu açınca Gürcan. Yani böyle bir şoklama Fenerbahçe'ye Gürcan lazımdı devre arası. Böyle bir şoklama takıma. En doğru bir şekilde de oldu. Yani bu arada izleyicilerden çok soru geliyor. Şu pozisyonları konuşun diyorlar. Şimdi konuşacağız birazdan, dakikalar içinde. Mehmet Yılmaz da oradan bana mütebessim bir şekilde var, bakıyor. Çok var, hatta bana da gelen alakalı. Hatta bir tane daha bir pozisyon var. Belki onu hani söyleyelim. Basın toplantısı mı? Önce Eddie Newton. Mehmet devam edeceğiz. Eddie Newton tamam. Konuşuyormuş.